Merhaba arkadaşlar, YKS için son düzlük diye nitelendirdiğimiz zaman diliminin içerisine gelmiş bulunuyoruz. Koronavirüsten dolayı birçok tedbir alındı. YKS sınavında iki kere tarih değişikliğine gidildi. Bundan en çok etkilenen sizler oldunuz. Ama tüm bu olumsuzlukları bir kenara bırakıp çalışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında her yıl öğrencilerin karşılaştığı birçok problem olabiliyor. Mesela geçen yıllarda sınav sistemi değişmişti. O yıllarda pes etmeyen, motivasyonunu sağlayan, tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaya devam eden öğrenciler hedeflerine ulaştılar. O yüzden gereksiz yere strese girmeyeceksiniz. Son bir ay sınavda yükseliş devri olduğunu unutmayın. Bir aylık zaman dilimini nasıl verimli bir şekilde geçirebilirsiniz? Bu videoda onu anlatacağım. Son bir ay demek bol bol deneme çözmek. Eksik olan konular varsa onları tamamlamak, hangi derste daha iyiyim, hangi derste eksiğim var ve bu eksikliği nasıl azaltabilirim gibi sorulara cevaplar bulduğumuz bir ay. Diyerek ilk olarak deneme çözmenin önemi üzerinde durmak istiyorum. Öncelikli olarak son bir ay içerisinde mutlaka günde en az bir deneme çözmelisiniz. Aslında deneme çözmeyi son bir aya sıkıştırmamanız gerekiyor. Sene içerisinde ayda bir de olsa deneme çözmüş olmalısınız. Şimdi bazı arkadaşlar, hocam çok konu eksiğimiz var, deneme çözsek ne işe yarayacak diye soru sorabilir. Bu soruyu soran arkadaşlarımın atladığı ince bir ayrıntı var. Deneme çözerek aslında yol haritanızı çizmiş oluyorsunuz. Yol haritanızı doğru bir şekilde analiz ederseniz netlerinizin nasıl yükseldiğini görmüş olacaksınız. Deneme sınavı eksiğinizi görmeniz için çok büyük bir fırsat. A kişisi ile B kişisini ele alalım. A kişisi deneme çözüyor. Denemede hangi sorularda yanlış yaptığını analiz ediyor. Bir daha karşısına o ters soru çıkarsa yapabilecek seviyeye geliyor. Bir de B kişisi var. O da deneme çözüyor. Zaten uzun süre masa başında kalmış. Sorulardan sıkılmış. Cevapları değerlendirmeyi de yarın yaparım diyor. O yarın bir daha gelmiyor tabii. Sizce hangisi sınavda daha başarılı olur? Tabii ki A kişisi daha başarılı olur. Sizler de A kişisi gibi davranmalısınız. Bunu unutmayın. Soruların cevaplarının analizi çok önemli. Size fark attıracak kısım burası. Deneme çözerken gerçek sınav süresini baz alın. Aynı zaman diliminde yapılan davranışlar alışkanlık haline gelir. Evet, çıkmış soruları çözelim mi? Arkadaşlar, çıkmış sorular çıkacak soruların habercisidir. Bunu kesinlikle unutmayın. Size çok faydası olur. Çünkü soru tarzlarını görmüş oluyorsunuz. ÖSYM'nin kendine özgü hala belirli kalıpları var. Bu soru kalıplarına aşina olursanız sınavda karşılaştığınızda daha hızlı soruları çözersiniz. Çünkü yöntemini biliyorsunuz. O yüzden çıkmış sorular muhakkak çözülecek. Az bir zaman kaldı, başarabilir miyim? Arkadaşlar, kendinize güvenin. Çünkü soruların zorluk dereceleri birbirinden farklıdır. Sınavda her soru zor değildir. Hep bir sistematiklik var. Örnek verirsek %10'u çok kolay, %20'si kolay, %40 normal, %20 zor, %10 da çok zordur. Yani bu da demek oluyor ki sizler çalışırsanız en az %70'ini başarabilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın ve başaracağım diye kendinize olumlu telkinlerde bulunun. Sınava hazırlandığınız süre içerisinde moral ve motivasyonunuzu hep en üst seviyede tutmaya çalışın. Bu sayede daha başarılı olacaksınız. Uyku ve beslenme düzeni nasıl olmalı? Stabil bir hayatınızın olması gerekiyor. Yani her gün belirli saatlerde uyuyup uyanmak gibi. En geç 12'de uyuyorsanız en erken 6'da uyanmalısınız. Bazıları az uyumayı sever, bazıları ise uyumayı çok sever. Ama kendinizden fedakarlık edeceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Bir sene dişinizi sıkacaksınız, sonra rahatsınız. O yüzden uyuma saatiniz 7 saati geçmemeli. Buna çok dikkat edin. Teknolojik aletlerden vazgeçemiyorum. Evet, sadece sizin değil, aslında birçok insanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Ama sizlerin bu sınav sürecinde ne yapmanız gerekiyor, biz ondan bahsedelim. Arkadaşlar, her şey kararında olmalı. Ben kesinlikle televizyon izlemeyin ya da oyun oynamayın demiyorum. Günlük yapmanız gereken çalışmaları yerine getirin. Daha sonra kendinizi ödüllendirin. Mesela 7 saat sınav ile ilgili çalışmalar yaparak geçirdiniz.
Bir saat kendinize ödül verebilirsiniz. Televizyon izleyeceğim ya da Instagram'a gireceğim diyebilirsiniz. Bir de tabii şöyle bir durum var. 10 dakika Instagram'a girip 2 saat çıkmamazlık yapmayacaksınız. Telefonunuzda kısıtlama programı varsa hemen Instagram'a ya da hangi sosyal medya hesabını kullanıyorsanız ona kısıtlama koyuyorsunuz. Mesela Instagram'da 10 dakikadan fazla kalmayacaksınız. O zaman hemen uygulamaya diyorsunuz ki 10 dakika sonra beni kısıtla diyorsunuz. Ve Instagram'a giriş sağlamıyorsunuz. Kendinize sormanız gereken sorular var arkadaşlar bu süreçte. Onları ele alalım. Şu an ortalama kaç net yapıyorsun? İstediğin sıralama tam olarak neresi? Bu sıralama için kaç net yapman gerekiyor? Netlerin istediğin gibi olmamasının sebebi dikkat bozukluğu mu, konu eksikliği mi? Netlerin düşüyorsa neden düşüyor, artıyorsa neden artıyor? Sınava 3 hafta kala konuların bitmiş olacak mı? Sınav yaklaştıkça kaygın artıyor mu? Kaygını en aza indirmen için ne yapman gerekiyor? Bu sorulara öncelikle cevap vermelisiniz. Bir tane bile olumsuzluk varsa hemen o olumsuzluğu olumluya çevirmek için yollar arayacaksınız. Arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Masanın başına oturdunuz. İlk 20 dakika çok verimli, dikkatli bir şekilde geçti. 20 dakikadan sonra dikkatiniz dağılıyorsa hemen bir 10 dakika ara verip kaldığınız yerden devam edin. Önemli olan o masanın başında bir saat oturmak değil, 20 dakika otursanız da verimli bir şekilde zamanınızı geçirmeniz. Bunu unutmayın. Verim alamıyorsanız ara vereceğiz. Sonra tekrar masanın başına oturacağız. Sorularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca kaç puanla hangi bölümü kazanabilirim? Bölümlerin taban ve tavan puanı nedir? Mezun olduktan sonra atanabilir miyim? Yani atama durumları nasıl? Bölümlerin artıları ve eksileri nelerdir? Gibi sorular ile ilgili çalışmalarımız başladı. Her hafta bir bölüm anlatacağız size. O yüzden bizi takip edebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.